Yani genellikle insanlar iki tarafta aynı makul şeyi savunuyorlar. Fakat ufak bir detaydan kırıp geçiyorlar millet birbirini. Mesela İsrail. Orada diyorlar adama biz rahat yaşamak istiyoruz. Yani korkudan emin olmak istiyoruz. Saldırılardan emin olmak istiyoruz. Kafamız dinç, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yani Filistinliler de orada yaşasınlar diyorlar. Değil mi? Ama şeytani güçler ne Müslümanlara rahat veriyor, ne Musevilere rahat veriyor. İki tarafı birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Ve gereksiz bir gerilim var. İnşallah Mehdiyet devrinde bu ortadan kalkacak. Şimdi İnşallah. bu gelen gemilere bir sürpriz yapsın Musevi kardeşlerimiz. Çok güzel bir karşılık versinler. Sevecen, sevgi dolu. Şeytanın ayağını, boynunu, kulağını, her tarafını bir kırsın, koparsınlar ve şu konu bir kökten hallolsun. Değil mi? İnşallah. Çıksınlar güverteye, selamun aleyküm desinler ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi diyeceklerdir. Bir bakalım diyecekler ne var ne yok. Bir baksınlar. Tamam baktık. Hadi hep beraber gidip sevindirelim şu mübarek insanlar diyecekler. Bu kadar. Çünkü Filistin bütün dünyayı çok geren bir konu. Çünkü çok eziliyor oradaki insanlar. Çok rahatsızlar. Biz tabii ki İsrail'in güvenlik içinde olmasını isteriz. Biz rahat yaşasınlar. Yani eski vatanları, ta binlerce yıllık vatanları biz orada olmalarından rahatsız değiliz. İşte huzur içinde yaşasınlar, bereket içinde yaşasınlar. Allah kıyamete kadar huzur bereket versin inşallah. İnşallah. Zaten Kral Mesih Mehdi'nin gelişini Tevrat uzun uzun anlatıyor. Değil mi? Kral Mesih'in Mehdi'nin devrindeler. Ne mutlu onlara, ne mutlu Müslümanlara, ne mutlu bizlere. İnşallah. Ama tabii o da harikadır. Yani bu tip olaylar. Yani peş peşe dedim ya, önümüzdeki günlerde hep harika olaylar olacak dedim. Evet. Ama Hamiyet-i İslamiye'de de feveran edecek dedim. Yani Müslümanlara da baskılar artacak dedim. İnşallah. Ama inşallah orada öyle bir şey olmaz. Ya kardeşim bak şimdi defalarca söylüyorum. Bu çok kolay bir şey bu. Anlaşılmayacak bir yönü yok bunun. Yapılacak olan şu. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Sefa geldiniz, çok güzel. Arkadaşlar biz bir devletiz. Yani sizin de hayırlı işler yaptığınızı biliyoruz ama her devlet gümrükte ne var ne yok bakıyor gelenlere değil mi? Güvenlik açısından bakıyor. Biz de halkımızın, milletimizin güvenliği açısından ne olur ne olmaz gibi içimiz rahat etsin diye bir bakmak istiyoruz. Buyurun bütün kartlara bakalım dersiniz. Her yere bakarız. Neden acaba hocam İsrail bu yardım gemisini hani onlar için böyle kötü algılıyor ya da Yani şimdi şöyle düşünün algılamak herhalde istiyor? böyle bir hadi burada silah olmasa dahi ikinci gelen gemi dalgasında silah, mühimmat, bomba olur diye düşünüyor herhalde. Yani baştan bunu durduralım gibisinden düşünmüş olabilirler. Ama yani bu kadar içinde yazar var, çizer var. 600-700 kişi falan var ya orada Evet, insan var. evet. Yani bu kadar insan silahı göz göre göre bütün dünyanın gözü önünde. Çok aleyhte olacağını bile bile oraya silah götürür mü? Bomba götürür mü? Götürmez belli. Ama biz Filistinlere acıyoruz, şefkat diyoruz. Mısır'da da mesela bağlantıyı kestiler. Aç kalıyor çocuklar, hasta kalıyorlar. Ama İsrail'in de mağdur olmasını biz istemeyiz. Niye korku çeksin adamlar yani? Silah mı gidiyor, ne gidiyor? Baksınlar. Ayrıca mühimmat olmadığını gördüklerinde, silah olmadığını gördüklerinde içler rahatlamış olmaları gerekiyor. Ama buna rağmen ayrıca bu gidecek malzemelerin işte Hamas'ın eline geçmesini istemiyorlarmış. Tamam, eyvallah, kabul, güzel. Halka dağıtılmasını istiyorsunuz değil mi? Tamam, gelsin yanınızda bir memur. O insanlarla beraber ya kaç tane istiyorsanız hep birlikte halka dağıtıldığını görün. Veyahut canlı yayından dağıtılsın halka. O da olur. Canlı yayın yok mu onlar zaten? Onların gemisinde var herhalde canlı yayın. Allah'ım değil mi? Tamam canlı yayın arabasını indirsinler. Canlı yayından göstersinler dağıtıldığını, halka dağıtıldığını. Dağıtılan insanlara göstersinler. Yani orada bir klasik İsrail'in bir sertlik şahin politikası vardı. Eskiden uygulanan yani çocukluğumda öyleydi. Ama şu an bayağı değiştiler yani. Sığızda da değişiyorlar. Oradan kalma bir gelenek olabilir. Haklılık payı da var. Yani. Ama bu şekilde halledilir. Yani bunu zorlamak yakışık almaz. Ya o zaman çok ayıp olur. Yani çok çok ayıp olur.
Değil mi? Nihayet çocuk orada, Filistinli çocuklar. Yani sevinecekler. Onlara oyun bahçesi, şu bu falan gidiyor. Yani en masum malzemeler. Bunun tedirgin olacak bir şey yok. Acaba hocam onlarla bağlantıya giren, hani biz böyle bir yardımda bulunmak istiyoruz diyen kuruluşlarla yaptığı anlaşmalar güvenilir olmadığı için mi böyle bir savunma politikası uygulamışlar? Yani mesela düşünüyorum, yani aslında her devlet böyle bir önlem alır normalde, alabilir. Ama abartmamak lazım yani, kontrol edildikten evet. sonra. Hayır, zaten güzellik. Her ülkeden gelebilir yardım. Evet. Zaten öyle bir evet. ülkenin böyle bir yani yardıma muhtaçlar sonuçta, ihtiyaçları evet. var. Hani bu yardımın gelmesi onları mutlu etmesi lazım. Böyle bir savunma politikası uygulamamaları gerekiyor. O zaman herhalde anlaşmalı olan kuruluşlarda bir anlaşma sağlanmadığı için böyle bir ya da ne olabilir, ben mantığımı çözemediğim için size bu şekilde soru yöneltiyorum. Eskiden İsrail'in bu tarz şahin politikası vardı. Yani katı disiplin uyguluyorlardı. Yani biz bir şey istemiyoruz, o kadar. Mantığı ne diyorsun? Mesela mantığı da yok gibisinden bir yapı oluyordu bana. Tabii oluyordu mantığı ama sertti yani uslupları, çok sertti. Ama son senelerde yumuşak bir politika izlemeye başlar. Daha sakinleştir. Sanhedrin'in etkisi var bence. Dindar Musevi'den etkisi var. Bence Sanhedrin'in sözünü dinlesin. Yani İsrail hükümeti. Yani o insanların nezih insanlar olduğunu ben biliyorum. Bizzat gözümle gördüm. Tanıştım burada. Akılcı yaklaşılması lazım. Yani ufak detaylarda çatışmaya girmek değil de aklın yolu birdir. Yani sen dediğin de haklı, benim dediğim de haklı. O konularda haklı olan konularda ittifak edelim deyip konuyu kapatmalar gerekiyor. Zannediyorum gemiler takip ediyor değil mi şu an İsrail gemileri? Evet hocam. Tamam, canlı yani sıcak bağlantı olmuş zaten şu an. Evet. Yaklaşıyorlarmış hocam. İsrail gemileri yaklaşıyormuş o gemiye doğru. Yaklaşıyor. 2 saat sonra falan orada olmuş olmaları gerekiyor galiba muhtemelen. Evet. Evet. Yani bence inşallah bir şey olmaz diyeyim. İnşallah. Bir de tabii dış devletlerine güvence vermesi iyi olur. Yani hangi ülkeler, Türkiye'den değil mi var kardeşimiz? Evet. Yunanistan'da var. Yani ilgili hükümetler de bir garanti verirlerse ayrıca İsrail'e. Tabii onlara güven verirlerse. Tabii onlar... çok çok rahat olur. Daha güzel olur inşallah. Peki siz düşünüyor musunuz hocam içinde gerçekten İsrail'in beklediği gibi farklı bir şey çıkabilir hani? Tamam, bizim gemimizden çıkmayacaktır. Biz bu güveni veriyoruz. Yunanistan'da veriyordur. Hani acaba diğer gemiler de olabilir mi? Şey çıkmaz bundan da yani bir dahaki seferine olabilir diye çekiniyor olabilirler. Yani bir yol açılır, yani bir yöntem, yeni bir akış kapısı açılır. Yani hayır yolunda malzeme gönderilir ama o terör gruplarına silah sevkiyatı sağlayabilirler gibi düşünüyor olabilirler. Ya bu çok kolay olur mu? Ya Türkiye'de mal giriyor her yerden. Her gün gümrükten bakıyoruz. O zaman Türkiye'de hiçbir şey sokmayalım biz. Yani Rusya'dan giriş var, Suriye'den, Irak'tan giriş var. O zaman terörist PKK'lar hepsi o taraflarda dolu adamlar biz. Evet. Arkadaşlarız, bu adamlar bu taraflardan silah malzeme getiriyor olabilirler tırlardan. Biz sınırı kapatalım o zaman deriz. Olur mu öyle şey? Gelip kontrol ediyoruz, bakıyoruz. Bir şey yok, geçiniyoruz. Yani bu da böyle, bunun usulü budur yani. O zaman hayat felç olur. Zannediyorum o yönde düşüneceklerdir inşallah. Evet.